Sevgili izleyiciler, reklamlardan sonra tekrar bir aradayız. Televizyonunu geç açan izleyicilerimiz için hemen söyleyelim. Çok kolay, poğaça hamurundan beyaz peynirli bir pay hazırladık fırında. Doktor Bey'e çok zaman ayırmak istiyorum. Bugün değerli doktorumuz Profesör Ferit Demirkan bizimle beraber Acıbadem Fulya Hastanesi'nden bizlere kalkıp geldi. Aynı zamanda çok değerli Serdar Karaçoğlu, Medical Travel'den, İsviçre Bern'den bize geldiler, şeref verdiler. İyi ki de varlar. Programımızın ilk bölümünde burun ameliyatı, saç ekimi, yağ, liposakşınla tekrar ilgili Doktor Bey'e soracağımız sorular var ve görüntülerimiz var. Ama önce Doktor Bey'e onu sormadan evvel göğüs kanseriyle ilgili de sorduk. Memelere konacak silikonla da ilgili sorduk. Anneler meme emzirebilir, süt verebilir mi dedik. Evet cevabını aldık. Hastanede yok yok. Gidiyorsunuz tepeden tırnağa yenilenip çıkıyorsunuz. İnşallah sağlıklı bir şekilde yenilenirsiniz. Bunun da garantisini sizlere Acıbadem Fulya Hastanesi veriyor. Zaman zaman ekrana gelecek numaralardan arıyorsunuz. Serdar Bey sizi yönlendiriyor. Evet, Serdar Bey, kısaca tekrar alalım, sonra da hemen görüntüleri alalım. Çalışmalarınızda biraz önce dediniz ki bize gelecek olan hastalar ilk önce bizim de doktor kontrolümüzden geçiyor. İşte kan tahlilleri, kan sulandırıcı alıyorsa işte ne bileyim şimdi veremiyoruz isim ama aspirini verebiliriz. Bunları Doktor Bey de söyledi. Hepsi evet. Kontrol altına alındıktan sonra Doktor Bey ile buluşturuyorsunuz hastayı. Ondan sonrası uçak ayarlanıyor, otel ayarlanıyor, günler tespit ediliyor. Herhangi bir gecikme olursa uçak biletleri değiştiriliyor. Bunun dışında neler yapıyorsunuz Medical Travel'de? Tabii ki bunları yaparken en çok önem verdiğimiz şey hastanın son derece kaliteli bir hizmet alıyor olması. Hem organizasyon anlamında hem hastane anlamında. Bu anlamda çok titiz çalışıyoruz. Yaptığımız işe gerçekten emek veriyoruz, öyle diyelim. Hastaları yönlendirirken son derece titiz davranıyoruz. Özellikle tıbbi geçmişleri anlamında, beklentileri anlamında, çok büyük beklentileri yaratmamak anlamında. Hastalarımız geldikten sonra da dediğimiz gibi onlara gönderdiğimiz anketler sayesinde memnuniyetlerini mutlaka ölçüyoruz. Yani bizim yaptığımız şey aslında hastaları biz var olduğumuz sürece, medical travel var olduğu sürece hastalarımızı aslında biz eli gözü kulağı alıyoruz bir şekilde. Bizleri her zaman hem teşekkür bağımında hem soru bağımında hem sıkıntı bağımında her zaman arayıp sorularını yönlendirebiliyorlar. Dediğimiz gibi çalıştığımız anlaşmalı hekimlerimize de yönlendirme imkanımız söz konusu olabiliyor. Doktorlarımızı İsviçre'ye 3-4 ayda bir getiriyoruz. Almanya'da da Berlin'de de Acıbadem Hastanesi'nin şubesi var. Oraya da aynı şekilde bilgilendirme günleri düzenleniyor. Bu da hastalarımızın doktorlarını gitmeden önce tanımaları ve ameliyat sonrasında da tekrardan kendi doktorlarını Türkiye'de gitmeden tekrar görmeleri imkanını bizlere vermiş oluyor. Aslında benim medical travel kurarken tek düşündüğüm şey vardı. Ben kendim ameliyat olmak istesem İsviçre'den ya da ama Almanya'dan Türkiye'ye ameliyat olmak için gitmek istersem benim neye ihtiyacım olur, nelere ihtiyacım olur, nasıl bir şey beklerim kendim için onu oturup düşündük en başta ve her şeyi aslında bütün sistemi ona göre kurduk ki hiçbir şey eksik kalmasın. Evet, iyi yaptınız. İyi ki de adınızı, sanınızı duyduk TGT ekranlarından. Ama biliyor musunuz bu bir ilkti ve bu programın çok uğurlu gelmesini diliyorum. İnşallah. Her gelen bir avukatımızla başladık yıllar evvel. 3 sene doldu. Türkiye'den yine emeklilikle ilgili Alparslan Küçükdağ izleyicilerimiz çok iyi bilirler. Uğur getirdik. Yine ATS firmasıyla yıllar evvel beraberdik. İlk benim programımda. İnşallah Doktor Bey siz de Acıbadem Fulya olarak bu programda böyle çok güzel sağlıklı hizmetler verirsiniz. Doktor Bey şimdi hemen isterseniz görüntü de alalım. Sizin alanınıza giren en çok da ilgi duyduğunuz yağ alma. Evet. Şu anda. Evet, şimdi yağ alma
Evet, bu lazerli liposuction. Liposuction. Şimdi evet. Liposuction dediğimiz şey. Ha bir de lazerli olanı lazerli. Var. Bu şimdi nedir? Daha yeni çıkanı, lazerli olanı. Liposuction belki seyircilerimiz biliyordur ama ince bir kanül sokuyoruz, bir çubuk sokuyoruz. Bunu bir negatif basınçta yani bir vakum cihazına bağlıyoruz. Ve bu şekilde içeriden yağları emerek, çekerek hani bir negatif mekanik bir şekilde alıyorduk eskiden. Hani 1980'den beri böyle yapılıyor. Hani bu sayede biz çeşitli bölgelerdeki yağları alıp inceltebiliyoruz. Yağlar alındığı zaman cilt de çöküyor, kendi kendine de biraz toparlıyordu. Şimdi lazer çıktı, lazer liposuction. Bunun farkı ne derseniz, orada belki görebiliyorsunuz kırmızı bir ışık var. Evet. Bu işe başlamadan önce daha ince bir çubuğu yine cildin altından yağların olduğu bölgeye sokuyoruz ve bu lazer ışınını bu bölgeye belli bir hesap sonucunda atıyorum işte 30 bin jül şu bölgeye, karın bölgesine veriyoruz. Bu lazer ışını yağlara özgü özel dalga boyu olan bir lazer ışını sadece yağlar tarafından emiliyor. Yağlar bu lazer ışını emdikleri zaman ısınıyorlar ve sıcaktan patlıyorlar. Eriyorlar. Eriyorlar. Evet. Dolayısıyla bir sonraki basamakta hemen aynı seansta biz bu negatif basınçlı çubuğumuzu sokuyoruz ve böylece eriyen o yağları böyle alttan çekip alıyoruz. Bunun ne faydası oluyor derseniz biz bir şey eritip de böyle yekpare çektiğimiz için çok daha güzel bir şekilde çöküyor üstteki cilt. Çünkü bütün yağları almıyoruz tabii ki. Hani belli bir kalınlığını İnişli alıyoruz. İnişli çıkışlı İnişli çukurlar çıkışlı olmuyor. Olmuyor. Şu yani, anda mesela evet. Ekranda kol altları. Hanımların en büyük evet. Problemi doktor bey bu. Bu da lazerin ikinci faydası. Biz bu yağ alma işlemi tamamladıktan sonra içi boşalan deri ne yapıyor? Tabii ki sarkıyor. Bu evet. Sarkmayı önlemek için lazerin ikinci bir dalga boyu cilde özel bu sefer cilt hücreleri tarafından emilen içeriden giriyoruz. Cildin altından cildi böyle tarayarak cildi ısıtıyoruz ve bu cildin anında sıkılaşmasına sebebiyet veriyor. Bunun ne faydası var derseniz. Eskiden mesela şuradaki bayanın oraya bakarak anlatabilirsiniz doktor. Sol taraftaki resimde böyle bir kol bize geldiği zaman biz buna liposuction yapmamayı tercih ediyorduk. Neden? Çünkü içi boşalıyordu ve iyice sarkıyordu. Yani böyle bir pide gibi böyle affedersiniz sallanıyordu. Deri sarkıyor. Deri sarkıyordu. Toplayamıyordu kendini. Ama şimdi dolayısıyla böyle hastalarda yapabildiğimiz tek şey bunu ameliyatla cildi de kesip böyle evet. Bir iz bırakarak kolun içerisinde dirsekten omuza kadar neredeyse içeriden bir iz bırakarak yapabiliyorduk. Şimdi halbuki lazer liposuction çıktığında artık biz deriyi de ısıtabildiğimiz için bu iki hafta sonraki görüntüsü hastanın sarkmayı da aynı anda tedavi etmiş oluyoruz ve bu bize yeni alanlar açtı. Belki bir sonraki resme geçersek. Evet. Yönetmenimiz evet. Evet. Bir sonraki yeni alanda işte bu gıdıklar. Çünkü gıdıkta yağlanma bizim gene... Gıdığı alabilir miyiz yönetmenim? Biraz öncekini biraz sonra alalım. Evet, evet. Biliyorsunuz gıdıkta yağlanma bizim genç yaşta bile Türk ırkında hani böyle evet. Bir sorun var. Hani hemen bazı Kuzey Avrupalılar falan hep çökerek yaşlanıyorlar da yüzleri çöküyor, yağlar eriyor. Evet. Bizim milletimiz hep böyle yağlar 1-2 artı artı yaşlanıyor ve gıdıkta çok ciddi bir problem. Hani bunu düzeltmenin yolu neydi? Eskiden ciddi bir ameliyat... Gıdığı verebilir miyiz yönetmenim? Tamam. Şimdi bunun eskiden yöntemi neydi? Hani bir cilt boyun germe ameliyatı gibi bir şey yapmaktı. Liposuction da buraya çok uygun değil çünkü orada bir sürü damar var, bilmem sinir var. Hani böyle bir çubukla orayı negatif basınçla evet. Mekanik olarak alamıyorsunuz. Dolayısıyla şimdi bizim yaptığımız şey bu ışığı sadece o çenenin şurasında ufacık bir delikten bu ışığı sokuyoruz lokal anestezi altında. Buradaki yağları 6000 jül atıyorum bir enerji verip eritiyoruz ve hatta içinde bırakıyoruz. Bu ufak bir alan olduğu için vücut bunu 2 ay içerisinde kendisi emiyor. Önce burada bir sertlik elinize geliyor. Sonra da bu sertlik eridikten sonra 2 ay sonra şöyle bir görüntü elde edebiliyorsunuz. Bir sonraki resimde alabiliriz belki. Evet. Bir sonraki resmi alabilir önden miyiz? Önden görüntüsü evet. Yokmuş orada. Hayır. Neyse. Evet. Dolayısıyla bu buradaki resim hani. Evet aldık şimdi. Ha, bu yüz germe. Bu resim. Yüz germe. Neyse sonra onu şey yapalım. Şimdi başka nerelerde kullanabiliyoruz? Diz çevresinde mesela hani. Dizler, diz kapaklarının çevresinde yoğunlaşan yağlanmalarda bu gene bir sarkmayla ortaya çıkıyor. Ayak bileklerinde keza eskiden bacak baldır araları. Baldır aralarındaki bu ince evet. Deri sarkıyor. Evet. Onu düzeltebiliyoruz. O da yapılıyor kesin. O da yapabiliyoruz. Hatta işte şu anda mesela çok ince bir hanım ama 40-45 yaşına geldiği zaman bacaktaki cildi böyle
ince olmasına rağmen sarkıyor. Yani ister istemez deri yaşlanmasına. Yani böyle bir hastada hiç liposuction yapmadan sadece ısıtma fonksiyonunu kullanarak bu cildi izsiz bir şekilde sıkılaştırabiliyoruz. Hani bu da çok yeni bir teknoloji aslında. Eskiden neydi bu kadında yapılabilecek bu hastada? Bacağı germekti. Gerince de bacak evet. içerisinde upuzun bir iz kalıyordu. Dolayısıyla hani teknoloji giderek daha işsiz, daha kolay hale geliyor ameliyatları getiriyor. Bu özellikle gıdık ve kol ameliyatlarını biz lokal anesteziyle yani sedasyon altında yapabiliyoruz. Bunlar oldukça kısa işlemler. Hani günübirlik hastanede de yatmıyor hasta. Türkiye'de de çok uzun süre kalması da gerekmiyor. Sadece bir korse giymek gerekiyor. Yaklaşık bir iki hafta kadar kol ve boyun korseleri var. Ona özel. Evet. Bu şekilde. Şimdi yüz germeyi de hemen alalım mı? Evet, yüz germeye de bakalım. Evet. Şimdi bu fotoğraf benim anneme ait. Öyle mi? Doktor Bey'in annesiymiş sevgili izleyiciler. Ay canım benim. Sevgiler, saygılar gönderelim. Şimdi plastik cerrahlar ikiye ayrılıyorlar. Kendi ailesini ameliyat edenler ve etmeyenler. Öyle mi? Ben pek başkasına güvenemediğim için kendim ameliyat ettim. Hani ne yapıyorsun anne, ne ellerinize yapıyorsun falan dediler ama. Çok güzel. Ameliyat ettiğimde 57 yaşındaydı. Bu yan tarafta da 2 sene sonraki görüntüsü. Bu ameliyatta yaptığımız işlem aslında cildi germek değil, cildin altında bir tabaka var. Bu mimik kaslarımızın yani yüzümüzü evet. gözümüzü oynattığımız kasların olduğu başka bir tabaka var. Biz o tabakayı alıyoruz ve sarkmanın tam tersi yönü. Eskiden böyle geliyorlardı. Şöyle garip bir şey oluyordu. Şimdi yukarı doğru asıyoruz. Yukarıya ve ortaya doğru asıyoruz. Dolayısıyla gençliğine uygun bir hale getirmeye çalışıyoruz aslında. Yani ben annemin gençlik resmini koymadım ama aynen böyleydi. Hani başka ama birisi olmadı. Evet. Bu çok önemli. Yani yüz germelerde bambaşka bir kişi olarak sonuçlanmak gerçekten çok kötü. Özellikle Türkiye'de birkaç ünlü şarkıcımızda da aynı şey başlarına geldi. Hani bu o kadın mıydı acaba, hani birisi var ama o muydu acaba falan dedirtecek sonuçlar elde edilebiliyor. Onun için bunu da hani uygun bir teknikle yapmak lazım. Kaç güne ihtiyaç var böyle bir yüz germe ameliyatını? Çünkü şimdi izleyicilerimizi en çok can alıcı noktası bu doktor bey. Böyle bir ameliyat için. Şimdi bu da şey bir ameliyat, hani burun gibi biraz daha meşakkatli bir ameliyat diyeyim hasta için. Hani bir hafta sonrasına kadar komplikasyonlar görülebiliyor. Görülmeyebilir ama bir hafta sonra da bir şeyler olabilir. Dolayısıyla biz hastanın en az ameliyattan sonra 7 gece kalmasını istiyoruz. Sonra gönderiyoruz. Ve bu hastaların kesinlikle sigara içmeyi bırakmış olmaları gerekiyor. İçiyorlarsa eğer 2 hafta önce bırakmış olmaları gerekiyor. Bazen hasta olur falan deyip ciddiye almıyor ve o şekilde Türkiye'ye gelirse de hani onun ameliyatını yapmadan gönderiyoruz. Gerçekten önemli. Çünkü burada aman cilt, nereden cilt anlayacak derler belki. Cilt nekrozu ortaya çıkıyor. Aslında onda bir test var yani. Kanda çıkıyor. Öyle mi? Evet. Sigara içip içmediniz. Hani o, biz hastalara bir güven ilişkisi içerisinde bunu götürmemiz lazım. Hani hasta söylüyor size hani doktor bey bırakamadım. Hakikaten bırakamayan hastalar var. Yani şimdi Türkiye'de var, evet. sigara yasağı çıktı ve geriye kalan bir kesinlikle bırakamayan bir hasta grubu da ortaya çıktı. Onlar baştan söylüyorlar ben bırakamam. O zaman diyoruz hani sizi başka türlü gençleştirelim. Hani bu ameliyatı yapmayalım. İşte yüzünüzü fraksiyonel lazerle biraz sıkılaştıralım. Yağ enjeksiyonu yapalım. İşte kök hücre enjeksiyonu yapalım. Hani siz bu ameliyata hiç girmeyin de diyor, dediğimiz oluyor. Peki doktor bey hangi tip hastaları ameliyata almıyorsunuz? Mesela yani, ciddi kalp sorunu olan, bunu anestezistlerin bizim bir sınıflaması var. ASA diye geçiyor. ASA 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. ASA 3 olan bir hastayı biz estetik ameliyat yapmıyoruz. Bu ne demek? İşte ciddi bir iskemik kalp hastalığı var. Veyahut da kalbinde kapakçık hastalığı var. Veya karaciğerinde işte bir takım enzimler, anestezik gazları karşılamayacak kadar bozulmuş olabilir. Akciğerinde ciddi bir fibrotik hastalığı var vesaire. Hani böyle hastalarda acil olmayan ameliyatlar dışında veya gerçek hastalıklar dışında ameliyat yapmıyoruz. Onun dışında sigara içen hastalara belli ameliyatları yapmıyoruz. İşte bunların en başında bu yüz germe geliyor. Yine sigara içen hastalarda meme küçültmede ve karın germede bu kadar büyük olmasa bile sorunlar çıkabiliyor. Ne sorun çıkıyor? Yara izlerinde açılma olabiliyor. Neden? Çok gergin. Hani karnınızı gerdiniz. Böyle hastayı böyle ciddi şekilde germiş oluyoruz. Hani o gergin olduğu zaman kan damarları ne oluyor? Uzayıp esniyip şey oluyor, kapanıyor. Hani bir de sigaranın etkisi nedir derseniz, sigarayı her nefeste şu anda hani sizin kolunuza bir şey lazer şey cihazı bağlasak kan dolaşımını saptayan, çektiğiniz her nefeste
bütün cildinizdeki kan akımı böyle aşağıya iniyor. Ve içmediğiniz zamanda bile sizin kan akımınız cildinizdeki içmeyen birine göre, hiç içmeyen birine göre hep daha az. Yani o bir basınç yaratıyor üstünde ve bu basınç ancak 2 hafta sonra geçiyor. Ortadan kalkıyor sigarayı bıraktıktan sonra. Ameliyattan sonra da 2 hafta içmemesini istiyoruz. Sonra hani içiyorlarsa artık diyecek bir şey yok. Yani içmeseler daha iyi. İnşallah o arada da hani narkozun etkisiyle de bırakmış olanlar vardır. Olabilir. Biraz önce evet reklam arasında da konuştuk Doktor Bey. Efendim Acıbadem Fulya Hastanesi'nden Profesör Ferit Demirkan Beyefendi'yi ağırlıyoruz. Şu hanımların belli yaştan sonra en çok göze gözüken problemlerinden biri de yaşlılığın simgesi deniyor aslında ona. Şu ellerdeki benler. Bende yok vallahi sevgili izleyiciler. Bakın ben çok gencim. Bu elde yok. Olanları da tedavi yapıyoruz. Onun yöntemi nedir Doktor Bey? Şimdi eldeki yaşlanma aslında 2-3 parçadan oluşuyor. Yani bir tanesi bahsettiğiniz benler, lekeler daha doğrusu. Neden oluyor derseniz güneşe maruz kalmaktan oluyor. Yani güneş enerjisi bu lekeyi bırakıyor her yerde. Evet. İkincisi cilt altında bir erime ortaya çıkıyor ve buradaki cilt bayanlarda çok daha hani pamuk eller oluyor. O yağ eridiği zaman buradaki damarlar ve şu tendon dediğimiz kiriş dediğimiz veya işte hareket ettiren elemanlar ortaya çıkıyor. Yani bu çok hem erkekse hem yaşlı bir görüntü veriyor. Bir üçüncüsü de cilt biraz esneyip hani kendini bırakıyor, bir gevşeme oluyor. Şimdi bunları düzeltmek için en uygun şey şu anda fraksiyonel lazer dediğimiz karbondioksit lazer fraksiyonel. Bu dışarıdan uygulanan bir lazer, bir ameliyat değil, bir medikal estetik işlem. Hani bununla bir burayı taradıktan sonra buradaki lekelerin, kırışıklıkların ve esnemenin bir miktar azaldığını görüyoruz. Biz bunu eğer 3 kere birer arayla tekrarlayabilirsek o zaman çok daha iyi sonuçlar elde ediliyor. Buradaki yağ erimesine karşılık yapabileceğimiz şey de ya yağ enjeksiyonu yapmak. Yani kendi yağını alıp buraya vermek veyahut da daha basit bu bir ameliyat çünkü. Dolgu maddeleri var buraya has özellikle bunun için geliştirilmiş. Bu dolgu maddelerini 1,5 cc, 1,5 cc buraya enjekte ediyoruz. Sonra biraz masajla onu yaydığımız zaman gene bu 1,5 yıl boyunca eski eller ortaya çıkıyor. Çıkıyor. Peki Doktor Bey hemen şimdi aynı konuya değineceğim. Vücuttan kendi yağınızı alarak vücuda daha çok yüze enjekte ettiğiniz hani bir yüz germe ameliyatından çekinen, korkan hanımlar için buna sıcak bakıyor musunuz? Bunun metotları nelerdir? Karından daha ziyade yahut... Evet. Şimdi hani yüzümüzdeki yaşlanmanın aslında 4 tane şey var. Ayrı sebebi ve ayrı kategorisi var. Hani bunlardan bir tanesi sarkmak. Sarkınca biz bunu çekmek zorundayız. Bir tanesi erimek. Hani gıdımıza dolsa bile yağlar gözümüzün çevresinden, alnımızdan, şuralarımızdan yağlar eksiliyor. Dolayısıyla bunu bir şeyle doldurmamız lazım. Bu bir dolgu maddesi olabilir veya yağ enjeksiyonu olabilir. Üçüncüsü o elde olan olay lekelenme olayı yüzümüzde de oluyor güneşle ilgili. Bunu fraksiyonel lazerle yapabiliriz. Dördüncüsü de bu mimik kaslarından ortaya çıkan özellikle belli yerlerde olan mesela kaş arası, göz kenarı, işte dudak kenarı mimik kaslarından kaynaklanan çizgiler. Bunun da çaresi botoks. Başka bir çaresi yok. Dolayısıyla hani yağ enjeksiyonu bir kurtarıcı olmayabilir bir yaşlanmada ama pek çok şeyi hani bir dirhem yağ işte bin hata örter şeyi pek çok şeyi örtebilir. En çok da karından ve belden alıyoruz. Hani 100'e 20 cc koysanız hani pek çok şey değişebilir. Çok ufak bir miktar olsa bile bu. Ve yağların içerisinde kök hücreler var. Bu da yine son dönemlerin bir keşfi. En çok kök hücre yağda oluyor. Dolayısıyla biz bir yağ enjeksiyonu verdiğimiz zaman içindeki bu destekleyici hücreler sayesinde cildin kalitesinde de bir iyileşme ortaya çıkıyor. Bu ilk defa radyoterapi almış bayanlarda, evet, meme kanseri hastalarında cilt altına yağ enjeksiyonu yapıldığı zaman derinin kalitesinin düzelmesinden anlaşılmış. Sonra da estetik amaçlı kullanılmaya başlandı. Bunu biz aynı zamanda kök hücreyle zenginleştirerek de yapabiliyoruz. Bu da yine yeni bir teknoloji. Bu sefer hani 120 cc daha fazla yağ alıyoruz hastadan herhangi bir yerinden. Ve bunu bizim Acıbadem'in bir laboratuvarı var kök hücreyle çalışan. Bu laboratuvara gönderiyoruz. Bize 1 milyon tane hücreyi geri yolluyorlar 2 saat içerisinde.
Ve bu 1 milyon hücreyi, kök hücreyi biz yağ enjeksiyonuyla beraber hastanın yüzüne yaptığımız zaman bu yüzdeki diğer sorunlarla ilgili problemlerde bir miktar azalıyor. Bunlar da nedir? İşte bu lekelenmeler, kırışıklıklar, ciltteki incelme, elastin hasarı. Yani kök hücreyle beraber yağ vermek çok daha iyi bir sonuç veriyor. Evet, ağzınıza sağlık. Şimdi medikal travel deyince aklımıza Serdar Kara Ağaçlı. Anneniz de biraz önce içeride kız kardeşlerinize dedi ki çok uzun bir soyadı var bizim ailemizin dedi ama iyi ki de var. Serdar Bey şimdi medikal travel olarak sadece İsviçre Bern'de mi faaliyet gösteriyorsunuz yoksa Avrupa'nın diğer ülkelerinde de size ulaşma şansına sahipler mi? Tabii ki. Doktor Bey'e daha doğrusu Acıbadem Hastanesi'ne gönderiyor musunuz? Tabii ki. Yani Almanya'da, Berlin'de işte ne bileyim size yakın İtalya, Fransa sınırları. Tabii ki. Değil aslında mi? Dünyanın her yerinden bizi arayanlar, ulaşanlar oluyor. İnternet çağındayız. İnternet sitemiz Medical Travel. Ekranda. CH'nın dışında medicaltravel.de.at.net sitelerimiz var. Almanya'ya hizmet veren, Avusturya'ya hizmet veren, dünya çapında .net domainiyle herkese İngilizce de sitemiz aslında bizim 3 dilli. Hem İngilizce, hem Almanca, hem Türkçe. Bu şekilde hem Almanca konuşan hastalarımıza, hem Türk vatandaşlarımıza, gurbetçi vatandaşlarımıza, hem İngilizce konuşan dünyanın geri kalan tüm kısımlarına aslında ulaşabiliyoruz. Sadece İsviçre'den değil, dünyanın her yerinden aslında bize başvuranlar oluyor. Almanya'dan özellikle, Avusturya'dan, Hollanda'dan, Fransa'dan, Belçika'dan, İngiltere'den bize kesinlikle hastalarımız ulaşabiliyor. Yani hizmetimiz sadece İsviçre'yle aslında sınırlı değil. Sitelerimiz de ona uygun, iş yapış şeklimiz de ona uygun. Almanya'dan da özellikle bayağı bir talep söz konusu. Acıbadem Hastanesi'nin Almanya'da da bir ofisi var Berlin'de. Oradan da o şekilde aslında hastalarımıza yoğun bir şekilde geliyorlar ya da bizi de bulabiliyorlar medical travel olarak. Bir de şunu da ben tekrardan vurgulamak istiyorum medical travel olarak. Biz sadece ve sadece tıp turizminde faaliyet gösteren bir şirketiz. Yani bu biraz yakın zamanda biraz moda oldu. Herkes bu işi yapmaya kalkıştı. Bakıyorsunuz işte bilmem turistik bir seyahat. Kredi şirketi, ne bileyim bir seyahat acentesi ya da bambaşka bir şirket. Aa böyle bir şey varmış deyip hadi biz de işte 3-5 çevremizde insanlar var deyip bu işe atılıyorlar. Biraz moda oldu ama biz moda şirketi değiliz. Dün vardık, çok ciddi bir hazırlık evresinden geçtik bu şirketi kurarken. Bugün de varız, yarın da olmaya devam edeceğiz. Dün başka bir şey yapmıyorduk, sadece bunu yapıyorduk. 12 kez daha bugün ve yarın da sadece ve sadece buna odaklanacağız. Evet. Bu da işimize verdiğimiz ciddiyetin aslında bir göstergesi. O anlamda Acıbadem'le aslında çok anlaşan bir kuruluşuz. Onlar da aynı felsefeyle hareket ettiler. Acıbadem'in kuruluşundan bugüne kadar baktığınızda onlar da sadece ve sadece sağlık konusunda hizmet vereceğiz diye odaklandılar. İşte ne bileyim üniversitelerini kurdular, tıp fakültelerini kurdular, sigorta şirketlerini kurdular, ne bileyim evlere hizmet gören, götüren bir kuruluşları söz konusu. Yani Acıbadem grubunda ne görürseniz hepsi tamamen sağlıkla ilgili. Biz de medical travel'da başka işler yaparken hadi bir de şunu da araya sıkıştıralım demiyoruz. Sadece ve sadece işimizde tıp turizmine, sağlık turizmine ilgileniyoruz. Bu da hastalara, hizmetimize, verdiğimiz hizmete %100 zaman ayırabilmemiz demek. Hatta ve hatta telefonlarımız bizim 24 saat açık. Hastalarımız olur da Türkiye'de gece yarısı bir sıkıntıları oldu. Ne bileyim bir dertleri bir sıkıntıları oldu. Hemen bizi arayabiliyorlar. Evet. Hiçbir sıkıntı yok. Zaten hani biraz önce de söylediğim gibi Acıbadem hastaneleri çok ünlü hastaneler. Evet. Ama tabii ki cerrahi bölümünü, estetik cerrahi bölümünü bugün öğrendik. İyi ki de var. Doktor evet. Bey'le de tanışmak güzeldi. Ama şimdi artık çağımızda dediğiniz gibi mesela siz Avrupa'yı bir sistemle çalışıyorsunuz. Evet. Avrupa'da işte bir tamirci ne diyeyim yahut bir kuaför 3 sene okula gitmek zorunda ki hı hı. Musluk tamircisi musluğunu yapıyor şey. Ama Türkiye'de birisini marangozluğunu yapıyor. Bir işi birisini almak istediğiniz hı hı. zaman sen ne iş yapıyorsun? Ben her işi yaparım abi derler.
Gerçekten ki, evet. Öyledir. Her işi herkes yapar ama hiçbir şey yapılmaz. Evet. Bu da onun gibi diye öyle. Düşünüyorum. Aynen öyle. Biz de diyoruz ki bir işi yapıyoruz, tam yapıyoruz. Evet. İnşallah hep öyle kalır. Doktor Bey, konuşmadığımız konu kaldı mı diye düşünüyorum. Saç ekimi, liposuction aynı zamanda lazerle, yüz gerdirme, burun ameliyatı. Ha, göz kapağı ameliyatlarından bahsetmedik. Bunları da bir de kepçe kulaklar. Kepçe evet. Kulaklar var. Göz kapağı ameliyatları aslında ilk yapılan estetik ameliyatlar. Yani 40'lı yaşlara geldiğimizde ilk fark edilen şey üst kapaklar böyle bir sarkıyor. Sarkıyor aslında evet. Aslında bunu hemen düzelttirmekte fayda var. Neden? Çünkü üst kapaklarımız sarktığında biz ne yapıyoruz? Gözlerimizi biraz daha iyi görmek için böyle kaşlarımızı kaldırmaya evet. başlıyoruz. Bu sefer de alnımızda bir takım çizgiler oluşuyor. Hani problemler birbirini doğuruyor. Alt kapaktaki problemler de biraz daha sonrasında çıkıyor. Yani orta yüz dediğimiz bu yanaklarımız düştüğü zaman buralarımızda böyle baloncuklar oluşmaya başlıyor. Yağ bezeleri oluşuyor. Şimdi onunla ilgili de yeni bir dolgu maddesi de çıktı aslında. Hani buradaki bu balon ve yanak ayrıştığı zaman hani alt kapağınızda bir balon oluşuyor, bir çizgi oluşuyor derin. Sonra da yanak oluşuyor. Evet. Bu çizgiye uygulanacak yeni bir dolgu maddesi çıktı. Ama kesin çözüm hani bunu sonuçta ameliyatla o yağları oradan aldırmak. Bu da genellikle 45 yaşları civarında bir ameliyat. Daha büyük bir yüz germe için ise hani 50 yaş civarı diye söyleyebiliriz. Böyle bir takviye evet. çıkarttık. Son kez bir implantlar konusunda bilgi verebiliriz. Evet, son 3 dakikaya girdik. Hastanede her şey var, her şey aynen. var dedik. Diş bakımı, diş sağlığı. A'dan Z'ye aslında. Bütün Acıbadem öyle bir hastane ki A'dan Z'ye bütün hizmetleri sunabiliyor. Yani en küçük bir ön muayeneden tutun da en karmaşık kanser tedavilerine, kalp rahatsızlıklarının yapıldığı cerrahi müdahalelere kadar bütün hizmetleri sunabiliyor. Acıbadem'in çok büyük ciddi sağlık cihazı üreten Almanya'daki üreten firmalarla ön alım anlaşmaları da söz konusu. Yani bugün bir Almanya'da bu konuda isim vermek istemiyorum şu anda. Dünyanın en üstün şirketleri yeni bir teknolojik geliştirdiklerinde önce Acıbadem'e sormaları gerekiyor almak ister misin diye. Tıbbi araç ve gelişler. Araç ve gelişler anlamında. Evet. Yani oradaki yatırımlar inanılmaz boyutta. Evet. Orada herhangi bir şekilde paradan kesinlikle tasarruf yapılmıyor. En iyisi neyse o kullanılıyor. Evet. Diş içinde sevgili izleyiciler biliyorsunuz bir furyadır ama Avrupa'da o kadar pahalı ki yine Acıbadem Hastanesi'ni seçebilirsiniz. Evet Doktor Bey çok teşekkür ediyorum. Programımızı kapatmak zorundayım. Çok keyifli program oldu. Ağzınıza sağlık, ayaklarınıza sağlık. O kadar güzel bilgiler verdiniz ki hem sağlık açısından hem güzellik açısından. Evet, siz son neler söylemek istersiniz? Öncelikle bizi kabul ettiğiniz için, bugün misafir ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Her zaman. Tekrardan tüm izleyicilerimizin bayramı tekrardan kutlu olsun diyorum. Teşekkür ediyorum her şey için. Evet, sevgili izleyiciler biraz sonra ekrana gelecek numaraları mutlaka kaydediniz. Bugün profesörümüzle Ferit Demirkan Beyefendi ile program yaptık. Ben de hemen kolay poğaçamı, bunu elde de yapabilirsiniz ama biz bugün tembel işi. Misafiriniz geliyorsa ne yapıyorsunuz? Çukur bir kabın içine 2 tane yumurta kırıyorsunuz. 1 bardak yoğurt veya süt, 1 bardak nişasta, kabartma tozu, 1 bardak sıvı yağ, yarım bardak erimiş tereyağı, alabildiği kadar un, unla beraber kabartma tozu, bir kalıp beyaz peynir, bir demet maydanoz, hamuru ikiye ayırıyoruz. Üst kata biraz daha üstüne az, kenarlarını çıkartmak için alt kata biraz daha fazla koyuyoruz. Ondan sonra ortasına da harcımızı ilave ediyoruz. Beyaz peynir yemeyenler varsa kıymalı yapabilir, salamlı, sucuklu, evinizde olan malzemeler. Daha sonra da 180 derecede 30 dakika pişiriyoruz. Tekrar teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkürler. Efendim ne yazık ki bana ayrılan sürenin sonuna geldik ama bugünün pazartesi de var. Hafta sonu sizlere çok güzel bir gün diliyorum. İnşallah 21 derece olacakmış. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a ısmarladık.